Elif'im, bak tekne bu. Ne güzel değil mi? Şimdi bak ben senin elini çözeceğim. Mutlu bir çift gibi buna bineceğiz. Yeni hayatımıza başlayacağız, tamam? Maksut bırak beni, bırak da artık gideyim. Ne olur bırak, ben seninle gelmek istemiyorum. Haydi. Maksut. Bırak gideyim, ne olur bırak gideyim beni. Yürü. Maksut bırak beni, dur artık yeter, istemiyorum. Seninle gelmeyeceğim ben. Yürü. Maksut, yalvarırım, toprağı görmeme izin ver. Lütfen götürme beni, lütfen. Yürü, uzatma. Tamam. Yürü. Kahraman. Uzat. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin Yörükhan! Maksut dur dedim! Maksut dur! Nerede, nasıl? Kahraman iyi olacak Elif. Yarası açmış, sadece dikiş atacak. Allah'ım onun bir şey olmasın, ne olur bir şey olmasın ona. Olmayacak, olmayacak. Hadi sen kendini yorma daha fazla. Bayanın ifadesini ne zaman alabiliriz Zeymiş Hanım? Memur Bey, hanımefendi bir kendisini toparlasın. Sağlıklı bir şekilde alırsınız ifadesini, olmaz mı? Hasta bir nevi şok geçiriyor. Sakinleştirici vereceğiz, şimdi olmaz. Siz kalın. Böyle biraz daha kal. Apar topar gidiyorsun. Vakit tamam bir tanem. Hem bak başındaki musibetler de bitti bir bir. Gözüm arkada kalmayacak. Kahramana kavuştun. Oğluna kavuştun. Kızımla torunum sana emanet. Sana da bağırdım çağırdım. Günahına girdim. Ama anayım. Kızıma bir fenalık olmasın diye yaptım bütün bunları. Hakkını helal et.
Helal olsun. Ben aramızda yaşananları unuttum gitti. Sen de düşünüp dertlenme artık. Elif de toprak da bana emanet. Merak etme. Biliyorum. Ne yapacağım ben senin yokluğunda? Bir tanem benim. Atlar gelirsiniz. Hem bak sen de duydun. Teyzen çok hasta. Elden ayaktan düşmüş. Gelinlerin eline kalmış. Kardeşime bakmak benim boynumun borcu. Benim de gözüm arkada kalmayacak. Bak ne güzel dostların var. Merak etme Sultan abla. Elim de gözüm de Elif'in üstünde olacak. Ben herkesi toplayıp getireceğim Sultan anne, merak etme. Hem toprak bir memleketini görsün, bilsin. Tabii ya, Celal abi haklı. Geliriz biz yanına, gelmez olur muyuz hiç? Sen de gel olur mu? Sabaha kadar duracağız burada. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Sağ ol. Çok özledim annemi. Kızma ama çocuk gibi davranıyorsun. Sultan abla senin iyi olduğunu, mutlu olduğunu gördü ve memleketine gitti. Bırak huzur içinde yaşasın toprağında. İyi de Müjgan, o benim annem. Ya ben 80 yaşıma da gelsem ona hep ihtiyacım olacak. Vallahi anne sevgisini bilmediğim için anlıyorum desem yalan olur. Affedersin. Ben bilerek söylemedim. Kusura bakma. Aman Elif, bilmiyor muyum ben seni? Neyse boş ver. Bundan sonra ona buna üzülmek yok. Bak her şey yoluna girdi. Bir an için maksut belasından kurtulamayacağımı zannettim. Çok şükür bitti ama. Defne dışında herkes cezasını çekti. Sayende. Hayır sen niye Defne'nin yaptıklarını kahramana söylemiyorsun? Şşş, Müjgan. Bırak kızını da o düşünsün. Neyse cezası çeksin. Ya iyi de ben Defne gibi yapamam. Bir anneyle yavrusunu ayıramam. Ben onun gibi olamam. Bu kadar iyi olmak zorunda değilsin Elif. Müjgan, yoruldum. Çok yoruldum. Artık kimseyle savaşmak istemiyorum. Sadece bitsin istiyorum. Kahramanla mutlu olmak istiyorum. Peki, ne diyeyim arkadaşım? Ben de artık toparlansam iyi olur. Taşınacağım. O ne demek ya? Hep beraber yaşıyoruz işte. Hep beraber olmuyor işte. Sen daha kahramanla yalnız kalamadın. Müjgan. Hem nereye gideceksin? Canım ben onları hallettim, merak etme. Eski çalıştığım hastanede bir arkadaşım vardı. Tayin İstanbul'a çıkmış. Ev arkadaşı arıyormuş, onda kalacağım. Ama siz çok kötüsünüz ya. Önce annem, şimdi de sen. Tek tek terk ediyorsunuz beni, öyle mi? Aa, vallahi söyleyeceğim kahramana. Diyeceğim seninle yalnız kalmak istemiyor. Anlatırsın artık derdini. Tamam hadi gidelim şimdi. Nerede kaldınız diyecekler. Maksut'tan bir haber var mı? Hala yoğun bakımda. Uyandırmıyorlar. Aman Celal, Elif sakın duymasın. Kendine geldi, içeri girdi zannediyor Maksut'u. Yoksa vicdan azabından mahvolur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Ara yerleşince olur mu? Tamam, ararım. Merak etme. Beni de ihmal etme sakın. Etmem. Görüşürüz. Görüşürüz. Müşkan'ı çok özleyeceğim. Sen bir tek beni özlemiyorsun galiba. Hı? Ben seni de çok özlüyorum. Sen? Sen bana ne yaptın böyle? Aklımı nasıl başımdan aldın beni? Seni çok seviyorum kahraman. Çok özür dilerim, ikiniz de andı. Yoldan arayacaktım ama şarjım bitti. Araba şarjını da almamışım. Çocuklar tutturunca babamı göreceğiz diye dayanamadım. İyi yaptın. Biz de çok özledik onları. Sen babanı çok özledin güzel prensesim benim. Hı? Oh yavrum. Siz çocuklarla vakit geçirin, ben bir saat sonra gelir alırım. Olur mu hiç öyle şey? Kal lütfen. Hem Ece seni göremezse huysuzlanır belki. Babası yanındayken sorun çıkartmaz, merak etme. Bahçeye çıkalım mı? Hadi gel çıkalım. Gel bir tane. Bazen beni şaşırtıyorsun. Ben sadece seni mutlu olmanı istiyorum kahraman. Aklım başıma geldi. Teşekkür ederim. Aslında gelmişken konuşmak istediğim başka bir şey daha var. Neymiş o? Elif gelsin, beraber konuşuruz. Üçümüzü de ilgilendiren bir şey söylemek istiyorum size. Ben Ece'yi de alıp konaktan ayrılacağım. Siz benim yüzümden burada kalıyorsunuz. Konakta olmanız en doğrusu. Defne bak, biz kahramanla bu konuyu konuştuk. Ben konağa geri dönmeyeceğim. Evet. Yani düzeni bozmana gerek yok. Toprağı yanımıza alacağız. Burada beraber kalacağız. İstediğin zaman da görmeye gelirsin sen. Siz bilirsiniz. Hayat sizin hayatınız. Ama ben kararımı verdim. Konakta yaşamak istemiyorum. Tabii bunu sen bilirsin. Ama benim de sana söylemek istediğim bir şeyler var. Ne hakkında? Pardon, hemen geliyorum. Evet, dinliyorum. Şu an müsait değilim. Tamam, bekliyorum. Kusura bakmayın. Sen bir şey söylüyordun kahraman. Defne biliyorsun. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde.
Ben avukatlarla konuştum. Ben de avukatlarımla görüşeyim o zaman. Çabucak hali olsun. Gerek yok. Biz Makus'ta zorla sahte imza attırmaktan dava açıyoruz. Yani bu durumda Elif kendi ismini kullanabilecek. Ve biz de... Sizin evliliğiniz de tekrar resmiyet kazanacak. Bizimki... Adliye koridorlarının olmasından daha iyi. Doğrusu. Ne güzel. Bu da sonrası çözülecek işte. Umarım çok mutlu olursunuz. Sağ ol. Acıktın mı? Hı? Aç kalacağız ama. Hmm, fırın, fırın, fırın. Sen kahraman. Evet, gelsin. Yalnızsın, dur bakacağım. Evet. Aslında benim sana yemek vermemem lazım. Kıyamıyorum işte. Böyle işte. Çapkın çapkın. Ama çok güzelsin. Ne yapayım? Kahraman uslu dur. Bak pansumanı yapmam lazım. Sonra yaran mikrop kapar. Acıyor mu? Aferin sana. Ah! 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 Ne oldu? Ah! Acım benim. Öpsen geçer belki. Hay Allah, ben de ne sarsam. Nasıl da acıttım. Acımayacak yarayı acıttım. Dur koy hadi. Çok mu acıdı?